Merhabalar. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoda, yeni bir seride sizlerle beraberiz. Son videomuzu yayınladıktan sonra üzerinden oldukça uzun bir süre geçti. Bunun da sebebi elbette ki iş yoğunluğunun getirmiş olduğu zamansızlık diyelim. Fakat içinde bulunduğumuz dönem nedeniyle vaktimiz oldukça olacak, özellikle hafta sonları. Bunun nedeni de bugün tarihlerden 22 Mart 2020. Ve tabii ki sizlerin de malumunuz olduğu üzere dünyada 2019'un Aralık ayında başlayıp öncelikle Çin'de başlayıp yavaş yavaş tüm dünyaya yayılan COVID-19 koronavirüs konuları mevcut. Evet, Mart ayı itibariyle Türkiye'mizde de korona yayılımı oldukça hızlı bir şekilde başladı. Bunun sonucu olarak da Mart'ın başı itibariyle okulların tatil edilmesi 2 hafta süreyle ve bazı sektörlerin de evden hizmet vermesi başladı. Bizler de geçen hafta itibariyle evimizden hizmet veriyoruz. Çocuklarımız evde ellerinden geldiği kadar derslerine adapte olmaya çalışıyorlar. Tabii ki hafta sonlarında da dışarı çıkmamamız gerektiğinden evde aklımızda olup yapamadığımız şeyleri yapmayı burada sağlamış olacağız. Dolayısıyla videolarımıza evimizdeki ve elimizdeki imkanlar çerçevesinde devam edeceğiz. Umarım anlaşılabilir boyutta yapabiliriz. Gördüğünüz gibi tahtamız küçüldü. Tahtamız kızımın tahtası. Birazcık böyle kenarları yazılmış, çizilmiş, çok kullanıldığından dolayı. Biraz boyutu da küçük ama anlatacağımız şeyleri alacaktır diye düşünüyorum. Bu arada evde olduğumuzdan dolayı yardımcım da kızım olacaktır. Kızımı davet ediyorum. Merhaba. Merhaba Selin. Merhaba. Böyle bu tarafa doğru alalım Tamam. seni. Önce kendini tanıtır mısın? Merhaba, ben Selin. Selin Cankurt. Evet. Kaça gidiyorsun Selin? Üçe gidiyorum. 3'e gidiyorsun. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Gitmiyorum. Gidiyor musun, gitmiyor musun? Yani tatilden dolayı gitmiyorum ama gidiyorum. Peki niye tatile girdin? Etraftaki virüsten dolayı mecburi tatile girdik. Evet, ve bu virüse yakalanmamak için de ne yapmamız gerekiyor? Evde kalmamız gerekiyor. Evde kalmamız gerekiyor, doğru. Dışarı mecbur kalmadıkça çıkmıyoruz. Çıkarken de ne yapıyoruz? Maske ve eldiven takıyoruz. Evet, ve de kolonya işlemi Evet. alıyoruz. Evet. Dolayısıyla biz de kızımız da evdeki aile bireyleriyle değerli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bu videolarımızı da evde çektiğimiz sürede Selin bana yardımcı olacak. Peki Selin, ben ne iş yapıyorum? Sen deniz nakliye organizasyonunu yapıyorsun burada. Evet, deniz taşımacılığı olarak Evet. yapıyoruz değil mi? Güzel. Çünkü Selin küçüklüğünden bu yana ofisimize geldi, ofisimizi gördü. İş hayatımızı uzaktan da olsa biliyor. İş hayatımız uzaktan da olsa biliyor. Yani sektörümüze ve yaptığımız işe aşina. Selin, evde olduğumuz sürece senden yardım alacağız. Tamam. Şimdilik teşekkür ederim. Şey verelim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, ilk konumuz deniz nakliyesine, deniz nakliye dünyasında direkt ve aktarmalı terimi olacak. Bu terim tam olarak nasıl kullanılıyor ve ne anlama geliyor tam anlamıyla bunu işleyeceğiz. Çünkü bazı firmalarımızda olsun veya lojistik sektörüne yeni girmiş arkadaşların zaman zaman karıştırdığı bir konu açıkçası. Bu yüzden böyle kısa bir videoyla tam olarak direkt ve aktarmalı veya İngilizcesinin direct veya transshipment olarak kullanıldığı bu iki terimi inceleyeceğiz. Arasındaki farkı göreceğiz. Ve diğer düşündüğümüz mesela hemen direkt ve aktarmalı terimlerini duyduğumuz zaman hemen aklımıza hava yoluyla olan bir seyahatteki veya taşımadaki durum gelmekte. Bunun yaratmış olduğu karışıklığı deniz yoluyla karıştırılmaması gerektiğini burada vurgulamak istiyorum kısa bir videoyla. Şimdi öncelikli olarak hava yoluyla çok daha sık karıştırılmakta. Öyle ki örneğin İstanbul havaalanında İngiltere Heathrow havaalanına
Bir bilet aldığınızda veya bir taşıma organize ettiğinizde teklifi aldığınız taraf size ne der? İstanbul, Heço, Navlun miktarını belirtir, tutarı belirtir ve ne der? Direkt der. Şimdi buradaki direkt nedir? Uçak İstanbul Havalimanı'ndan kalkar ve İngiltere'ye Heathrow Havalimanı'na tek bir uçakla uçuşunu gerçekleştirir ve tamamlar. Bunun adı direkttir. Fakat deniz dünyasında bu her zaman bu şekil işlemiyor. Ve bunun çok daha farklı olduğunu birazdan hep beraber görmüş olacağız. Şimdi deniz yoluyla olan örneğimize geçelim. Bir teklif istediniz Çin'den, Şangay Limanı'ndan. Tabii şu aralar biraz sıkıntılı olsa da oradan örnek vermek istiyorum. Çünkü deniz yolunun yaklaşık %70 ve üzeri de olabilir. Deniz döngüsü tamamıyla uzak doğu tarafından olmakta. Bir teklif istediniz ve bu teklifiniz Şangay'dan. Şurası Şangay olsun. Şangay'dan Türkiye DP World yarımca. Şurası da DP World yarımca limanı. Türkiye olsun. Bir teklif istediniz ve teklifi veren firma forwarder veya armatör dedi ki size navlunuz budur ve servisimiz de direkttir. Şimdi hemen kafamızda şöyle bir şey canlanmaması gerekiyor. Aa, tamam, Şangay'dan demek ki benim konteynerim yüklenecek ve DP World yarımcaya direkt bir şekilde gelecek. Bu deniz dünyasında az önce de bahsetmiş olduğum gibi hava yolu ile aynı durumu taşımıyor. Öyle ki Şangay Limanı'ndan konteyneriniz gemiye yüklendi diyelim. Bu gemi Ningbo'ya uğrar. Biraz aşağıda Şeku Limanı'na uğrar. Daha sonrasında Singapur'a gelir. Ve daha sonrasında burada Port Said Limanı'na uğrayabilir. Hatta King Abdullah Port Limanı'na da geçebilir. Ve sonrasında da bir yolculuktan sonra DP World yarımca Türkiye'ye uğrar. Tabii ki haritamız çok gerçeği göstermese de amaçlandığı şeyi göstermekte. Bu da nedir? İşte Şangay Limanı'ndan çıkan bir gemi DP World'e vardı. Peki direkt mi? Kafamızda oluşturduğumuz direkt mantığıyla mı? Hayır. Neden? Çünkü deniz nakliyesinde temel alınacak unsur konteynerin kendisidir. Öyle ki şimdi bu konteyner Şangay Limanı'ndan bu gemiye yüklendikten sonra eğer herhangi uğradığı deniz dünyasında bu terime de kol denir. Yani geminin uğraması. Kol yaptığı, uğradığı herhangi bir limanda şu konteyner eğer bırakılmadıysa, mesela Ningbo'da, Şangay'dan çıkıyordu, pardon, Ningbo'da, Şeku'da veya Singapur'da veya uğramış olduğu rutundaki, güzergahındaki uğramış olduğu herhangi bir limanda eğer bu konteyner bırakılmıyorsa ve ilk yüklendiği ana gemi ile seferini, rutunu tamamlayıp nihai varış limanına, destinasyona geliyor ise bu servis direkt bir servistir. Ama baktığınızda belki de bu gemi 5-6 tane limana uğramıştır öncesinde, varış limanı öncesinde. Fakat bu servis deniz dünyasında direkt anlamına gelmektedir. Peki aktarmalı olmasında durum nasıl olacak? Peki deniz dünyasında aktarma tam anlamıyla ne demek? Az önce de belirtmiş olduğum gibi temel alınacak asıl unsur, yani base alınacak asıl unsur konteynerin kendisidir. Aktarmalıya da örnek verecek olursak, farklı bir ülkeden örnek verelim. Mesela Vietnam'da. Vietnam'ın, şurası Vietnam olsun ve Haiphong limanından çıkacağını düşünelim. Neden Vietnam diyorum? Çünkü artık günümüzde birçok armatörün Çin bölgesinden, Kore bölgesinden servisleri Türkiye'ye direkt olmakta. Nasıl? İşte az önceki gösterdiğimiz örnekteki gibi.
Fakat diğer Asya ülkeleri, Tayland, Vietnam, Malezya, bu tip ülkelerden aktarmalı servislerle Türkiye'ye taşıma sağlanmakta. Şimdi buna bakalım. Yine Hai Phong'da, Vietnam'da çizimimiz çok da iyi değil ama amacına ulaşsın yeter. Hai Phong'dan 3 tane 40'lık konteyneri bir gemiye yüklendi. Bu gemi Şangay'dan az önce direkt servisteki çıkan gemiyle aynı boyutlarda değil. Bu çok daha çok küçük. Sadece belli sularda, belli bir bölgede hizmet veren, kısa mesafeli hizmet veren bir gemidir. Ve bunun adına da feeder denir. Feeder denir. Bunun nedeni ise Vietnam'dan çıkan bu feeder o bölgede armatörün tespit etmiş olduğu, kullanmış olduğu aktarma limanına gelir. Bu da Singapur olsun. Şu anda Uzak Doğu bölgesindeki Asya tarafındaki yüklerin hemen hemen tamamı Singapur limanından aktarma görmekte. Yani Singapur limanı aslında çok büyük bir transshipment port diyebiliriz. Eğer terimleri eğer İngilizce olarak öğrenebilirsek çok daha iyi olur. Çünkü görüşeceğiniz birçok noktada, birimde, bu armatör kanadı olur, forwarder kanadı olur, müşteriniz olur. Bu terimlerle eğer yola çıkacak olursanız çok daha hızlı anlaşılır ve size çok daha hızlı geri dönüşler olur. Dolayısıyla Singapur, Uzak Doğu ve Asya'nın aktarma merkezi diyebiliriz. Burada konteynerlarınızın yüklendiği feeder, küçük gemi diyelim buna, Singapur'a gelir ve bu konteynerları burada indirir. Bu konteyner artık burada iner. Ve bu feeder ne yapar? Tekrar kendi güzergahına, belki de sadece Vietnam tarafında çalışıyordur bu. Buraya geri döner. Peki sizin konteynerlarınızı kim alacak? Sizin konteynerlarınızı yine anlaşmış olduğunuz servisin ana gemisi vardır. Bu ana gemi daha öncesinde belki de Şangay'dan yola çıkmış olan bu direkt servis Singapur'a uğramakta. İşte uğradığı zaman bu bekleyen konteynerlarınızı da alır ve yoluna tekrar kaldığı yerden devam eder. Rutu yine aynıdır. İşte Singapur'dan çıktı, işte King Abdullah'a belki de uğrayacak, sonra Port Said'e uğrayacak ve sonrasında DP World Yarımada'ya gidecek. Ama Singapur'da yüklendikten sonra başka yerde de inmeyecek. Ha belki inecektir. Belki ikinci bir nokta vardır şu taraflarda. Belki Hayfa'da da inecek. Belki de şurada Asya Port'ta da inecek. Tekirdağ'da. Veya Marport'ta inecek. Bu aktarmalıdır. Tek aktarma veya iki veya üç aktarma şeklinde. Burada önemli olan işte aktarmalı servis durumu bundan ibarettir. Konteyner eğer İlk yüklendiği gemi haricinde farklı bir limanda inerse ve ikinci veya üçüncü bir gemiye yüklenip nihai varış limanına gelir ise bu servisin adı aktarmalı servis olmuş oluyor. Peki hava yolunda ne demiştik? Hava yolunda direkt servis İstanbul'dan kalkan bir uçağın İngiltere'ye direkt uçması. Bu ilk anlattığımız örnek. Fakat aktarmalı ise deniz yolunda konteynerın ilk yüklendiği gemi haricinde farklı bir limanda indirilip ana gemiyle main vessel'la, mother vessel'la nihai destinasyonuna, varış noktasına gelmesidir. İşte deniz yolundaki direkt ve aktarmalı veya direct veya transshipment arasındaki fark ve ilişki budur. Umarım faydalı olmuştur bu kısa videomuz. Sizlere iyi günler diliyoruz. Videomuzu bitirmeden önce bu içinden geçmiş olduğumuz zorlu süreçte biz de bir şeyler söylemek istiyoruz açıkçası kızımla beraber. Değil mi kızım? Evet. İçinden geçtiğimiz zorlu bir dönem var. Herkese
İyi günler diliyoruz. Videolarımız umarım bu dönemde sizlere yararlı olur. Ne diyoruz peki tüm Türkiye'ye? Evde kal Türkiye diyoruz. Evde kal Türkiye. Evde kal ama boş kalma Türkiye. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz.